Almatı'da başlayan Avrasya Film Festivali'nde Kazak sinemasının babası olarak bilinen yönetmen Şaken Aymanov'un 100. yıl dönümü kutlandı. Kazakistan sinematografisinin kurucusu olarak bilinen Şaken Aymanov, çektiği 11 filmi ve ortaya koyduğu diğer çalışmalarıyla Kazak sinema endüstrisinin de temellerini attı. Bu arada UNESCO, Şaken Aymanov'un doğumunun 100. yıl dönümünü anma etkinliklerini resmi takvimine ekledi. Almatı'daki Avrasya Film Festivali sırasında katılımcılara Aymanov'a ait bir DVD koleksiyonu ve kitap verildi. Kazakistanlı aktör Asanali Aşimov da ülkenin bir diğer yıldızı. Yönetmen Aymanov'u tanıyan nadir isimlerden de biri. Öncelikle kendisi bir yönetmen ve aktördü. Yani o, sinemanın dilini ve karakterini çok iyi biliyordu. Sinema setinde her şey onun için doğal ve gerçek olmalıydı. Tarzı bu şekildeydi. Aymanov'un en iyi çalışmaları arasında gösterilen 1966 yapımlı Babaların Ülkesi filminde rol alan Murat Ahmediyev o zamanlar küçük bir çocuktu. Ahmediyev şimdilerde kamu sektöründe çalışıyor. Aymanov bütün film setinde çalışanların bir aile gibi olmasını isterdi. Onun yönetmen olduğunu hiçbir zaman düşünmedik. Ailemizin reisi gibiydi. Aileyi birleştiren bir kişiydi. Bize bir şey söylediği zaman çok nazikçe söylerdi. Ne yapmamız gerektiğini bize bir aile üyesi gibi aktarırdı. Şaken Aymanov'un hayatıyla ilgili çekilen yeni bir belgesel Avrasya Film Festivali'nde gösterime girdi. Yönetmen ve kameraman Bolat Nusimbekov belgeseli çekmek için Rus ve Kazak arşivlerinden ilgili görüntüleri topladı. Ardından yönetmen Aymanov ile çalışan çok sayıda kişiyle görüşerek ortaya bu belgeseli çıkardı. Çeşitli ülkeden farklı figürleri bir araya getirerek bir iş ortaya koymaya çalışırdı. Bugün hayatta olsaydı yine aynı şeyi yapar ve yine Sovyetler Birliği döneminde yaptığı gibi Yahudileri, Rusları, Kazakları ve Özbekleri bir araya getirirdi. Farklı milletlerden insanlarla aynı stüdyoda çalışırdı. O kesinlikle kibirli bir insan değildi. Kazakistan'da ilk sinema filmleri 1920'lerde çekiliyor. 1930'lu yıllarda Almatı'da bulunan sinema stüdyoları daha çok Sovyetler Birliği için bir propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Filmlerin çoğunluğu da Rus yönetmenler tarafından çekiliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rusların kullandığı Mosfilm ve Lanfilm gibi film stüdyoları Kazakistan'a verildi. 1980'li yıllar itibariyle Kazakistan'da genç film yapımcıları ortaya çıktı. Bugün Kazakistan sinema sektöründe çekilen film sayısı her yıl artıyor. Geçen yıl ülkede 10 yerli film gösterime girdi. Bugünkü Kazak film stüdyoları ismini 1984 yılında Sovyet döneminde Kazak sinema sektörünün altın çağını temsil eden Aymanov'un ölümünden sonra aldı.